Benzi'ye yok. Yani şöyle mi giriş yapmamız lazım? Bugün ajansların geçtiği haberlerde de var. Ya Fenerbahçe'nin sezon başındaki planlaması ama transfer edilenlerle ama kadro dışı bırakılanlarla rezil. Ama UEFA listesine alınmayanlarla gerçekten çok başarısız diyeyim ben. Hani çok başarısız. Yani ortaya çıkan manzara bu. Net net yani Komali-Koku ikilisi cidden bir skandala imza attılar ki yani Fenerbahçe'nin zaten onlar gidene kadar ya da devreyi bitirdiği periyottaki ligdeki konumu bunu çok net bir şekilde izah ediyor. Yani solda da yok listede. Mehmet Ekici yok listede. Şeye baktığınız zaman yeni transferler yapıyorsunuz ve Semih Özsoy diyor ki Slimani'yi veriyorduk Betis'e diyor. Anlaşmıştı diyor. Sonra vazgeçtik. Vermedik diyor. Veremiyor. Çünkü 3 oyuncu ekleyebilir. Slimani'yi de listeden çıkardığı anda Moses, Tolgay, Sadık yani orta saha defans ön taraftan birer oyuncu koymuş. Slimani'yi de gönderseydi bir tek sakat Frey'e kalacaktı. Yani Soldado'yu koyacaktı. O zaman ya Sadık'ı ya Tolgay'ı ya Moses'ı almayacaklardı. Onun planlamasına göre vazgeçemediler Slimani'den. Benzia'da ise farklı bir dinamik olduğunu düşünüyorum ben Emek. Biliyorsun Akhisar maçıyla hepimizin kafasına tahta düştü yani. 12 yabancı yazabiliyorsun 18 evet. kişilik listeye. Ve Futbol Federasyonu diyor ki bana 28 kişilik bir liste verecek. Bunun en fazla 14'ü yabancı olabilir. 4 tane de altyapıdan oyuncu olacak orada diyor. Gerisi diyor senin bileceğin bir iş diyor. Hesap belli. Şimdi 11 tane Türk'ü var. Yani Ay Yıldız pasaportlu 11 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Volkan, Demirel, Harun, Serdar, Aziz, Tolgay, Hasan Ali, Şener, Mehmet Topal, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Sadık. Yani 14 yabancı, 4 altyapı yazdığın zaman bu 11'den bir tanesini dışarıda bırakmak yazmaman olsun. Gerekiyordu. Yani buradan oyuncu seçmen lazım. Şimdi muhtemelen yeni gelen transferlerin de artık ilk 11 ya da kadro oyuncusu olması hem Moses'ın hem Zak'ın bu 12 kişilik kontenjan limitini de göz önüne aldığın zaman Ersun Hoca ben dedi Türklerden fire vereceğimi yani bunlardan birini yazmayacağımı ki Şener'in adı çok dolaşıyordu. Biliyorsun Beşiktaş'ta takasta da dolaştı. Şener olması burada zayıf halka. Şimdi Şener'i gönderemezsin. İzdan'ın bir tane yedeği var sağ bek. İsmail'i gönderemezsin. Hasan Ali'nin bir tane yedeği var sol bek. Alper desen aslında Ersun Hoca'nın sevdiği tarzda bir oyuncu. Yani performansını yükselttiği takdirde tercih edebileceği tabii bir oyuncu. Tabii çeşitli yerlerde de kullanır. Sol önde kullan, sağ önde kullan. İşte forvet arkası. Hatta geçen sene Aykut Hoca santrafor. Göztepe maçı ilk haftalar tabii, doğru. Orada da oynatmıştı. Bu noktada dedi ki bu iki yabancıyı ben tribüne göndereceğim. Bu şu demektir. İki tane mutsuz adam demektir. Eğer sakat veya cezalı yoksa. Ben bundan feragat edeyim dedi. Yani muhtemelen yerli oyuncu, Türk oyuncuları da yani Benzia ile dediğin gibi Alper'i en zayıf halka o gibi gözüküyor. İkisini yan yana koyduğu zaman muhtemelen de güven ibresi Alper'in daha yüksek çıktı. O tercihi o yönde kullandı. Fakat işin enteresi ne biliyor musun demek? Sen bu olayı ilk duyduğunda vay anası nasıl olur dedin mi? Benzeyen dışarı yok demedim. Ben de demedim. O ne kadar iyi oldu. Yani çok. Normal bir ay şeye de baktığın zaman işte sosyal medyaya orada yazılanlara baktığın zaman böyle şey olur mu kardeşim falan diyen yok. Değil yani. Diyor. Yani elbette oyuncu üzülmüştür böyle bir duruma ama kardeşim yani sen de kendine hiçbir alan yaratmamışsın. Hiçbir beklenti yaratmamışsın. Sahada bir performans göstermemişsin. Bir tane isabetli şutla 20. haftayı bitiriyorsun. Rakip kaleye çektin bir isabetli şut. Gol pası bir tane var galiba. Bir tane Elif Elmas'a Konya maçında verdiği pas. Yani
Ve noktada... etrafında döndü. Yani bir gol pası 0 ise bir isabetli şut, 27 kendi ekseni etrafında dönüş. Yani dökümü Benzia'nın. Çok net hayal kırıklığı transfer. Büyük. Yani Slimani gibi. O da büyük hayal kırıklığı.